Merhaba sevgili Koç burcu ve yükseleni Koç olanlar. Bu hafta Koç burcu ve yükseleni Koç olanlar için gökyüzünde gerçekten çok çok önemli enerjiler hakim. Bir defa Merkür retrosu artık başlıyor ve bu da gündeme tabii ki damgasını vuracak. Merkür retrosu 26 Kasım'da resmi olarak artık geri hareketine başlıyor arkadaşlar. 15 Aralık'a kadar da bu devam edecek. Retro'nun etkileri sadece bu tarihlerle tabii ki sınırlı kalmayacak. Öncesinde ve sonrasında gölgeli günler bizleri bekliyor olacak tabii ki. Merkür Koç burcunun 9. evinde geriliyor olacak. Retro hareketine burada başlayacak. Bu ev, eğitim, çocuklar, yurt dışı bağlantıları, resmi işler ve hukuki süreçlerin aslında tamamını temsil eder. Dikkat etmemiz gereken bazı noktaları eğer söylemem gerekirse tabii ki toplantılar, yazışmalar, yolculuklar, sınavlarla ilgili gecikmeler veya birazcık karışıklıklar bu konuyla ilgili yaşanabilir. Yine pasaport, vize ve bilet işlemlerinde aksaklıklar olabilir. Retro'nun bunların hepsi etkisi altında olacak. Yeni projelere adım atmak yerine geçmişte böyle yarım kalmış işlerinizi tamamlamak aslında bu retro süreci için en iyisi. Yine elektronik aletlerin alım satımı için de çok uygun dönem değil biliyorsunuz. Ancak daha önce karar verilmiş bir takım şeyler varsa bunlar tamamlanabilir. Bu dönemde yolculuk iptalleri de çok fazla olabilir. Çünkü belge eksiklikleri olabilir. Yani bir takım pürüzler, uzaklara seyahatlerde bir takım yanlış anlaşılmalar veya pürüzler yaşanabilir. Onun için dikkatli olun. Önemli belgelerinizi birkaç kez lütfen kontrol edin. 27 Kasım günü çocuklarınızın eğitim hayatıyla ilgili planlar aslında yapılabilir ya da böyle geçmişten gelen ilişki konularını bir nevi çözebilirsiniz. 28 Kasım ise kariyer, statü ve iş ortamında biraz alınganlıklar söz konusu. Ama benim haftalık tavsiyelerime gelince durağan günlere dikkat diyorum. 20-26 Kasım arasında bu dönemi kapsıyor. Burada kayıp eşyalarınızı ama bulabilirsiniz. Bu retro süreçleri bu işe yarayabilir. Ya da çalışmayan cihazlarınızı onarabilirsiniz. Yani yarım kalan işlerinizi tamamlamanız lazım. Ez cümle diye toparlamam gerekirse her türlü bilgi ve her türlü belge ve anlaşmayı tek tek gözden geçirin ve geçmişten gelen işler, projeler, ilişkiler bu süreçte çok daha ön plana çıkacak. Yarım kalanları tamamlamaya odaklanın. Enerjinizi çok iyi yönetin. Çünkü Güneş ve Mars arasında bir üçgen açı var. Bu da motivasyonunuzu zaten yükseltecek. Ağır ilerleyen işlerinizde bu hızlanabilir. Aynı zamanda bu hafta Venüs ve Şiron arasında bir açı oluşacak. Kırgınlıkları onarmak için de bu da fırsat yaratabilir. Yani sonuç olarak bu hafta Merkür retrosunun da etkisiyle yavaşlama, içe dönme zamanı, ancak geçmiş konuları çözmek ve tamamlanması gereken işleri odaklanmak için de harika bir fırsat sunuyor bizlere. Dikkatli ve planlı ve sabırlı bir şekilde hareket eğer ederseniz bu dönemi gerçekten en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi haftanın önemli tarihlerini veriyorum. 26 Kasım Merkür retrosunun başlangıç tarihi. 27 Kasım yine Güneş'le Mars üçgeni var dedim ve 28 Kasım Venüs'le Şiron karesine dikkat diyorum ilişkiler için. Tekrar bir başka videoda görüşmek